Eyvallah. Sana da kolay gelsin. Evet Emre, ne yapıyorsun orada? Savaş Bey, kayıt altındasınız. Paparazzilere yakalandınız. Yapma ya. Siz ne yapıyorsunuz? Vallahi ne yapalım Emreciğim, işte görüyorsun. Elçin ablana yakalandık. Tarla işlerimiz yokmuş gibi, hayvanlarla işimiz yokmuş gibi. Onlarla yorulmamışız gibi. Elçin ablan maalesef acımıyor. Dedi ki, ben de ona kıyamıyorum tabi. Bu alanı güzelleştirecekmiş. Neymiş efendim, burası böyle toprak zemin çirkin oluyormuş. Sulama yaparken yerler çamur oluyormuş filan falan. İnternette görmüş şu kalıpları. Bunlardan satın almış. İşte biz de buraya parke taş döşüyoruz böyle. Teşekkür ederim. Elçin Hanım da böyle bak gördüğün gibi. Evet, peşin satanlar gibi orada. Asker çavuşu gibi. Aynen oturuyor da bak. Kocasının başka işi gücü bitti. Burada bir de inşaat ameliyatına başladık. İnşaat ustalığına da başladık. İnsanın her işten anlaması iyi bir şey değil. Emre. Evet, fark ettim Savaş Bey. Her işten anladığını fark ettirirsen her iş başına kalır. Her iş böyle başına kalır. Bak, bu kalıpları almış. Bu kalıplar da internette kocaman gözüküyor şöyle. Bir kere bir metre kere yer götürecekmiş gibi gözüküyor. Nasıl yapıyorlar diye izledim az önce çünkü. Onlarınki bir metre götürüyor diye. Şey, neyse sağ olun. Bak. Acıtma. Evet, savaş ustadan inciler. Bak şimdi ya, bak şimdi ya. Evet, insanın böyle işte arkadaşlar her işten anlaması iyi bir şey değil. Sonra her iş başımıza kalır. Ama neyse. Hayatı paylaşmak böyle bir şey. Böyle bir şey. Hanımın sözünü dinlemek şart. Çünkü o da bana sağ olsun tarlalarda, hayvanlarda çok yardım ediyor. Arkamdaki en büyük destek. Biz de onun istediğini böyle yapıyoruz. Evet, traktörü geldi. Artık sesiniz duyulmaz Savaş Bey. Zamanlamamız mükemmel. Traktör herhalde akşam yemini dökecek. Hayvanlara yem hazırlayacak, o yüzden geldi oraya. Ayak kolaylığını baksana işte. Sağ ol, sağ ol, eksik olma. Eksik olma, bir de her an kaçacağım diye başımda dikiliyorsun burada. Evet. İşi yarım bırakıp kaçacağım diye başımda dikiliyorsun. Yarım kürek bazı bir şey gitsin. Evet. Arkadaşlar siz de böyle ahırınızın önünde, samanlığınızın önünde, bahçenizde vesaire de özellikle çamur olan alanları böyle kendinize hobi olsun diye farklı şekillerde, farklı usuller yapabilirsiniz. Hem bir çevre düzenlemesi gibi oluyor. Biraz meşakkatli uğraşmıyor ama tabii biz bunu ne kadar öflesek de püflesek de gerçekten sevgili çocukların komşuluk oynadığı gibi. Hani küçükken oynuyorduk ya evimizin kapının. O zaman bizim zamanımızda internet yok. Sosyal medya yok. Savaş Bey, sesiniz gelmiyor olabilir traktörden. Çok gürültü var arka planda. O zaman izlemekteydim. Elçin Hanım, ne deriniz? Ne deriniz biraz önce? Telefonla konuşur gibi konuşsun. Bağırarak konuşuyor ya telefonla. Evet, o zaman duyulabilir. Azıcık daha Savaş Bey.
Ha, Elçin Hanım oluyor mu? Bedava ustalık bu kadar olur Elçin Hanım. Yövmeyi verseydin. Bedava olur mu? Serdar yağdım iki kilo. Ya yemin et. Evet, tam mevsimi şimdi. Oh, yani karın tokluğuna diyorsun. Bedava değil, karın tokluğuna. Çay demledim. Allah razı olsun. Ben karışmıyorum. Karışmada da arada karışsın. Evet. Bu işlem tamamlandı. Çıkaralım. Çıkaralım, evet. Yeter hem de. Kapat.